Sayın başkanlar, değerli hocalarım, değerli katılımcılar, ben de herkese çok teşekkür ediyorum. Katıldığınız için de çok teşekkür ediyorum. Evet, hematolog gözüyle mikozis fungoides. Şimdi yüzde primer kütenöz lenfomaların %75-80'i T, %20-25'i de B. Ve toplamda da yaklaşık %40, hocamız %50 demişti Aylin Hoca herhalde, %40-50 civarında da mikozis fungoides en sık görülüyor. Şimdi hep söyleniyor, literatürlerde de hep okuyoruz. Genellikle intermittent, stabil ve yavaş progresyonla birlikte giden indolen bir seyir gösterir. Ne güzel, ama bunu daha çok dermatologlar görüyor. Ama ekstrakütanöz tutulum, işte lenf nodları, kan tutulumu ve daha az olmakla birlikte organ tutulumu olduğunda ve maalesef büyük hücre transformasyonu olduğunda ve işte asıl katastrofik tablo cilde yönelik tedavilerin tüketildiği durumlar, bunlar ileri evrelerde görülüyor ve bunları da maalesef biz görüyoruz, hematologlar görüyor. Dolayısıyla evre çok önemli. Evre TC de böyle söylüyor. Mikozis fungoides tedavisinde mutlaka uygun bir evreleme yapacaksınız ki uygun tedaviyi, doğru tedaviyi verebilelim. Erken evre hastalık, dermatolojiden hocamızın da, Esra hocanın da söylediği gibi, büyük ölçüde cilde yönelik tedavilerle etkili bir şekilde tedavi ediyor ama ileri evre hastalıkta sistemik tedaviler mutlaka gerekmekte. Burada da gördüğünüz gibi 2019'daki bu derlemede 20 yılda erken evre ise eğer hastalıkla ilgili spesifik sağ kalım %90'larda, bakın 20 yıl için. Oysa ileri evreye geçtiğimizde işler ne kadar kötü. 5 yıl için %20'lerin altına düşüyor hastalık özgü sağ kalım. Bu çalışmayı ben bütün slaytlarımda, ana konuşmalarımda veriyorum. 2010'da, 2007'deki bu evrelemenin revizyonunuyla alakalı bir analiz, değerlendirme çalışması, retrospektif bir çalışma, 1502 hasta almışlar İngiltere'den. Burada hep işte klasik erken evre, ileri evre sağ kalımlar buradan kaynaklanıyor. Evre 2B ve ötesi, yani bizi ilgilendiren hematolojiye gelen ileri evre oldukça katastrofik ve sağ kalımları bıçakla kesilmiş gibi ne kadar düşük olduğunu görüyorsunuz. Şimdi biz hematolog gözünden ne yapacağız, nasıl evrelemeye bakalım? İşte 2007'deki bu ta 90'lı yıllar, hatta 70'li yıllardaki olan o ilk evrelemede kan, işte blood kan tutulumu, periferal kan tutulumu katılmamış ama 2007'de bunu eklemişler artık. Şurada gördüğünüz gibi şeyden itibaren kan tutulumu da ekleniyor son sütundaki. 2022'de bunu da güncellemişler yine aynı gruplar. Şimdi bizi ilgilendiren şu, bize gelen hastalara, hocalarımız çok güzel anlattı her iki hocamız da, ama bize gelen hastada bu patch plak tümör, biz tümöre bakacağız. Tümör mü değil mi? T3 ve ya da eritrodermi mi değil mi? Artık bundan sonrası bizi ilgilendiriyor. Yani ileri evreye giriyor. Peki not tutulumu ile ilgili de işte hocamız da söyledi. Eğer bakın burada da gördüğünüz gibi bir anda işte bu notta bir lenfoma tutulumu varsa 3 oluyor, N3 oluyor ve ileri evreye geçiyor. Bu da bizim için önemli. Belki tartışmada konuşuruz, klinik pratikte kan tutulumu olmadan, cilt lezyonları ileri gitmeden sadece lenf nodu tutulumuyla giden vakalar oldukça az. Ben görmedim en azından. Mutlaka tartışmada tartışırız bunu ama ileri evreye geçiyor. Peki organ tutulumu, bu da çok önemli. Şimdi birazdan bir sonraki slide'da diyeceğim ki kemik iliği biyopsisi yapmamız gerekmiyor. Organ tutulumu içinde kemik iliği tutulumu ve diğer organlar tutulumu diye ayırmışlar 2022'deki analizde. Var mı yok mu? Organ tutulumu da yine M'de gördüğünüz gibi hemen hastayı ileri evreye atıyor. Sadece organ tutulumu olup işte periferal kan tutulumu olmayan, cilt tutulumu olmayan ben böyle de bir vaka görmedim. Bu da oldukça az. Organ tutulumu prognostik önemi var. Tarihsel vakalarda, yazılarda. İşte dalak büyüklüğü varsa biyopsi yapmanıza gerek yok diyorlar. Bu bir organ tutulumudur. Süper. Peki karaciğer büyüklüğü? Karaciğer büyüklüğü varsa buradan biyopsi yap diyorlar. Kaçımız yaparız bilmiyorum. Ben yapmam. Ama burada gördüğünüz gibi PET-BT ile BT ile işte organ tutulumu olduğuna kanaat getirebiliriz. Başka neler var? Akciğer tutulumu var, farenks tutulumu var, efendim santral sinir sistemi tutulumu var, oral kavite. Buralardan da mutlaka tutulumu göstermek için biyopsi al diyorlar. Peki bizi ilgilendiren bir diğer konu periferal kan tutulumu. Periferal kan tutulumu önemli. İşte buradaki, hemen şuna geçeyim. Hiç eskiden işte periferik yaymada sezar hücresi var mı yok mu? Artık işler objektif. Şuna bakacağız. CD7 negatif, CD26, CD4 pozitif hasta ya da CD4 pozitif, 26 negatif. Bu hücrelerin 200, bu klonal lenfositler eğer 250'nin altındaysa yok. 250 ile 1000 arasındaysa B1, ama periferal kan tutulumu demek için de bunların, bu klonal pozitifliği gösterenlerin 1000'in üzerinde olması gerekiyor. Aynı zamanda bunlar ciltteki tutulumla da uyumlu olması gerekiyor.
Peki yine az önce de söyledim. Diyor ki 2007 de diyor, 2022 analizi de diyor. Kemikli biyopsi klinik çalışmalarda yapalım. Tamam, süper. Ancak mikozis fungoides'in evrelemesi ve sınıflandırılması için yapma kardeşim diyor. Standart değildir diyor. Açıklayamadığın durumlar varsa, hematolojik durumlar, o zaman yapabilirsin şeklinde öneri veriyor. Peki hocalarımız da çok güzel anlattı. Tanı gecikmesi var. Tanı konulması biraz gecikiyor. Nasıl gecikiyor? İşte insidansına milyonda yıllık 6 yeni olgu diyoruz ama belki de daha çok. 2014'teki Danimarka çalışması diyor ki ilk alınan biyopsi ile tanı koyulması başarılan %25 hastada medyan tanı gecikmesi 5 ay. Ama çoklu biyopsilere gidiyorsanız bakın 4.3 yıla kadar gidiyor. Hatta şu işte Van Dorn ve arkadaşlarında range'i görüyor musunuz? 50 yıl. Bunu pek çok sunumumda söylüyorum. 50 yıl. 50 yıl nasıl gecikmiş? Herhalde bu çok eski bir analiz olsa gerek. Evet, 2000'li yıllardan kalma hocam. Yoksa gecikmezdi herhalde artık günümüzde. Evet, ne diyoruz? Dermatolojiye gelen vakalar, dermatolojideki takip edilen vakalar indolen, yavaş seyirli, sağ kalımı yıllar 10 yıllar sürer. Ne kadar güzel. Burada da görüyorsunuz işte literatür bulgularını. Erken evrede cilde yönelik tedaviler çok yüz güldürüyor. Bakın %100'lere varan toplam yanıt oranları görüyoruz burada. Süper, gayet güzel. Hatta hocamız da söyledi, erken evrede daha agresif sistemik tedavi vermek bizi bir yere götürmüyor. Cilde yönelik tedavilerin yanıtını ötesinde daha ekstra bir yarar sağlamıyor. Ama işte bize gelenler işte sıkıntılı durumlar, katastrofik durumlar, artık ileri evre olmuş. Tümöral lezyon var, büyük hücre transformasyonu var. Cilde yönelik tedavileri tüketmiş hastalar ne yapacağız? Genellikle biz tümöral evreyi görüyoruz. Hatta Esra Hoca'nın süper bir slaytı vardı, o tümör, bütün tümörle dolu. Maalesef öyle vakalar görüyoruz. Kaybediyoruz da. Öyle vakalar bize geliyor. Ama işte biliyoruz, kılavuzlar diyor ki mikozis fungoides klasik konvansiyonel kemoterapiyle kür yok, şifa yok. Maalesef bunu bilmek lazım. Sistemik tedaviler eğer ileri evreye geçerseniz bakın o %90'lar, %100'ler nasıl bir anda yanıtlar aşağılara doğru indi. Hatta tam yanıtlara bakarsanız %6'lar falan var burada. Dolayısıyla bunu da unutmamak lazım elimizdeki seçeneklerle. Ne diyoruz? İleri evre sıkıntılı. Relaps sık, refrakterlik sık, uzun süreli remisyon maalesef az olguda elde ediliyor. Hepiniz klinik pratiğinizden biliyorsunuzdur. Tek küratif seçenek, tartışırız, itirazlar olabilir. Allonakil, o da seçili olgularda maalesef yapabiliyoruz. Etkili ilaçlara gereksinme var. Neler var? Hepsinin sayısal, bunları hızlı hızlı geçeceğim. Evre 2B ve ötesinde interferon alfa var ve pegile interferon var. Bulunabilirliği bir sorun ama buluyoruz, bir şekilde bulunuyor. Toplam yanıt oranları nispeten yüz güldürüyor. Puva ile fotoferezle kombine edilebiliyor. Metotreksat, düşük doz metotreksat kurtarıcı olabiliyor. Yine şeyler kaymış ama referanslar düzeltmiştim şeyden önce. Peki kemoterapiler, kemoterapi çap kemoterapisini önermiyor kılavuzlar. Bazı kılavuzlar öneriyor. Brezilya kılavuzu öneriyor. Mesela NCCN önermiyor. Ama hızlıca allonakile bağlayacaksanız hemen rebound oluyor. Hızlıca allonakile bağlayacaksanız verebilirsiniz diyorlar. Tek kemoterapetikler gemcitabindir, doxorubisindir. Haftalık gemcitabin Fransızların uygulamasıyla bakın %70'lere varan yanıt oranları var. Doze just epoch, bu da eski bir çalışma ama yanıtları fena değil. Çaptan biraz daha farklı, daha iyi. Lokalize radyoterapi olmaz mı? Olur. 8-12 gray. Hızlı tümör yanıtı var. Bizi kurtarabiliyor. Düşük gen etki var. Sınırlı lezyonlarda etkili tabii. Geniş alanlara veremezsiniz. Total cilt elektron tedavisi yapabiliyorsanız yapın. Bunun da sınırlamaları var. Burada da aslında ilk basamaklarda kullanılıyor. Genellikle önce tümör yükünü azaltıp vermeniz gerekiyor. Yaygın ve kalın plaklarda düşünülebiliyor. Bizim buna tam ters, bu anlattıklarıma tam ters bir vakamızda yanıt almıştık. Ege'ye göndermiştik. Çoklu sıra tedaviler almıştı. Gülden de burada. Allonakil'den sonra hatta göndermiştik. Yanıt aldık. Oysaki literatür bilgisi daha erken aşamada verirseniz oluyor. Ve tabii ki biz uygulayamıyoruz. Bizde yok mesela. Ege'ye göndermiştik. Fotoferez, eritrodermi ve ileri evrelerde, lösemik aşamalarda kullanılabiliyor. Toplam yanıt oranları %50'nin, %80'in üzerinde. Tabii ki interferon ve sistemik retinoidlerle hocamızın da söylediği gibi kombine edilebiliyor. 2021 yılından bir Brezilya kılavuzu, hepsini kullanıyorlar. Tabii ki farklı, birazdan NCCN'i de vereceğim. Herkes klinik deneyimine göre işte ilk sıra, ileri evrede ilk sıra, ikinci sıra, üçüncü sıra, ulaşılabilirliğine göre farklı farklı yerlere koymuşlar bu tedavileri. Yine NCCN'de de böyle interferon alfa, metotreksat, kemoterapi, lokalize radyoterapi, total cilt elektron tedavisi ve ECP ilk sıra ileri evrelerde öneriliyor. Ama biliyoruz problemimiz şu,
şifa yok. Eldeki tedavi seçenekleriyle ancak kısmi yanıtlar sağlıyoruz ve bir sonraki tedavi bir yıldan önce gerekiyor. Çoğunlukla benim klinik pratikte izlediğim vakalar maalesef böyle ve yeni tedavi gereksinmesi doğuyor kısa sürede. Dolayısıyla işimiz sıkıntılı. Hem yeni hem de etkili tedavilere gereksinmemiz var. Dolayısıyla onaylı tedaviler var. İşte Amerika Birleşik Devletleri FDA onaylı tedaviler var. Hepimizin bildiği antikor ilaç konjugatı brentuximab vedotin olmazsa olmaz tedavimiz. Alkanza çalışması burada daha evvelden pek çok sıra tedavi almış hastalarda bir tarafta çok güçsüz bir kol diyebilirsiniz. Tabii tartışılır. Metotreksat bexarotene karşı brentuximab vedotini vermişler. Klasik CD30 ekspresyonu nasıldı sorusuna %10 olmuş en az ama buna artık CD30 ekspresyonunu saptayamadıklarımızda bile kullandığımızı hepimiz biliyoruz. Daha evvelden tedavi almış CD30 pozitif mikrosfungoides ve primer kütonaz anaplastik büyük hücreli lenfomalarda kullanılmış. Evre 2B ve ötesinde iki kolun kıyaslamalı yanıtlarına bakarsanız brentuximab vedotinde süper iyi yanıtlar diğer kola göre ve objektif yanıtlar istatistiki üstün. Ve progresyonsuz sağ kalım istatistiki üstün brentuximab vedotinde. Tabii ki can sıkıcı bir şey. Nöropati yan etkisi var. Bu da tedaviyi bıraktırıcı bir yan etkisi olabiliyor. Ve FDA ve EMA onayı var. Daha evvelden sistemik tedavi alıp yanısız olanlarda maksimum 16 kür ulaşabilen var mı? Vardır. Geçen de vardır. İnşallah daha da uzun vermek uygun olur. Ya da progresyona kadar ya da toksiteye kadar günlük pratiğimizde bizi kurtaran sık kullandığımız bir ilaç. İşte Aylin Hoca da çok güzel anlattı bir takım patolojik markerları. CCR4 da bunlardan bir tanesi. Mogamulizumab da buraya bağlanıyor ve bunları tümör T hücrelerine tanıtarak sitotoksiteyi sağlıyor. Mogamulizumabla ilgili Mavorik çalışması var. Diğer kolda da Vorinostat var. Vorinostat'a üstün gelmiş bu faz 3 çalışmada. Progresyonsuz sağ kalımı üstün. Pek çok alt grupta. Toplam yanıt oranları da istatistik olarak sağ üstte gördüğünüz gibi %28'e %5. Yan etki profili de bizi üzmüyor. Ve nihayetinde FDA ve EMA onayı var 2018'de Mogamulizumab'ın. Ama biz maalesef Mogamulizumab'a ülkemizde ulaşamıyoruz. Hatice Hoca ile birkaç vakada konuştuk ama keşke ulaşabilsek ulaşamıyoruz. Ama bildiğim kadarıyla getirilecek olan bir firma var diye duydum. Histon deasetilaz inhibitörleri, bunlardan da çeşitli ilaçların çeşitli etkilerinden bahsedeceğim. Vorinostat olabilir. Vorinostat peroral kullanılan bir ilaç. Progresyonsuz sağ kalımı 9.8 ay. Yan etki profilini biliyoruz. Belinostat var. Belinostat aslında periferik T hücreli non-Hodgkin lenfomada onaylı ama vaka raporları şeklinde mikrosfungoides'te de yararlı olduğuna dair yayınlar var. Kullanılabilir onay alınarak. Romidepsin yine bir AşDAK inhibitörü. Bu da güçlü selektif bir sınıf bir inhibitör. 2009 yılında FDA'dan onay aldı. Toplam yanıt oranları gördüğünüz gibi %34. Her iki çalışmada da %34. Kılavuzlar ne diyor? Brezilya kılavuzu 2021'den. Brentuximab, vedotin, mogamulizumab ve AşDAK inhibitörlerini çeşitli sıralarda ileri evre hastalarda kullanabilirsin diyor. Praletrexat bu da bir folik asit metabolizma inhibitörü. Ulaşabilirsek kullandığımız bir ilaç. 2009 yılında kütanöz T hücreli lenfoma değil, periferik T hücreli lenfoma için onay almıştı. Propel çalışmasındaki kütanöz T hücreli lenfoma mikosfungoides vakalarının alt grup analizi yapıldığında toplam yanıt oranları %60'a ulaşan bir yanıt elde edildiği için buradan da projekte edilerek mikosfungoides de kullanılabiliyor. İster klasik dozunda 30 mg metrekare haftalık 7 haftada 6 hafta isterse azaltılmış dozda 2012'deki çalışmasında yine %50'lere varan yanıt oranlarıyla oldukça iyi olarak karşımıza çıkıyor. Parantez içerisinde büyük hücre transformasyonunda brentuximab, vedotin ve praletrexatı kılavuzlar öneriyor. Yine bakın Brezilya'dan farklı olarak Amerika rehberi brentuximab, vedotini, mogamulizumab, AşDAK inhibitörlerini, praletrexatı ileri evrede ilk sıra kullan kardeşim diyorlar. İlk sıra öneriyorlar. Peki 2021'deki kılavuz derleme öneri ne diyor? Yeni ilaçlara karşın bu kadar anlattığımız bu ilaçlara karşın mikosfungoides şifası olmayan hastalıktır. En uygun tedavi etkisi ve etki süresi en fazla, toksitesi en düşük ve hastanın hayat kalitesini en bozmayan ilaçtır. Kombinasyondan ziyade tartışılabilir, klinik pratiğimizi tartışırız. İlaçların tek olarak mümkünse ardışık olarak değil mi periferik T hücreli lenfomalarda da öyle ardışık kullanılması denenmelidir deniyor.
Otolog nakile bakarsak ben bununla ilgili bir öneri görmedim, hatta yapma önerisi gördüm. Bir tane kılavuzda otolog nakil yapıyoruz diyen bir grup var ama yapma diyenler var. Bilmiyorum yaklaşımımız nasıl olur. Allo nakil bununla ilgili bir meta analizden havuzlanan sonuçlarda 3 yıllık toplam sağ kalım %60 gibi. Tartışılır ne zaman allo nakil yapalım, kime allo nakil yapalım, hangi aşamada yapalım, fit mi, unfit mi, nasıl yapalım. Şimdi bizim çalışmamıza bakalım. Kısaca 20 hastalık çalışmada en altta kırmızıyla işaretlediğim, şurada göstereyim. Şuraya bakarsanız %75'i nakil yaptığımız zaman bu hastalar progresif hastalık. Yani nakilin zamanlamasını iyi seçmek lazım. Progresif hastalığa değil de daha mı erken yapmak lazım? Daha fit hastada, daha yanıtlı hastada yapmak lazım ki bu yanıtlarımız daha da yükselsin, daha da iyi olsun. Daha evvelden gördüğünüz gibi ortanca 5 sıra olması lazım. Evet, ortanca 5 sıra tedavi alan hastalar. İşte neredeyse range'de 168 hafta bile geçmiş bazı hastalardan nakile kadar. Bunu herhalde bir konsensusa ulaştırmak lazım. Hemen şunu söyleyeyim, hocam da burada dermatoloji yazarlarının olduğu önerilere, kılavuzlara bakarsam allo nakili böyle sonlara doğru atıyorlar ama ben hemen bakıyorum işte yazarlar nereden, hematolojiden mi, dermatolojiden mi? Hematolojiden olan yazarlı öneriler, derlemeler allo nakili daha öne çekiyorlar. Bu da tartışılır. Diyor ki Mayo Clinic, dermatologlar yazıyor bunu. Ne olursa olsun bu kadar anlattığımız tedavi modaliteleri umut verici sonuçlar göstermiş olsa da allo nakil İleri evre MF'de büyük hücre transformasyonu gösteren de tek küratif tedavi olmaya devam etmektedir. Bir Amerikan kılavuzda ne diyor? Progresif ve diğer tedavilere dirençli hastalıkta allo nakili geciktirmeden tartışılır. Önerileriniz, uygulamalarınız nasıl konuşulur? Geciktirmeden uygun hastaya yap. Neler var? Lacutamab, işte kırı hedef alan bir monoklonal antikor. Antikor bağımlı hücresel toksitese ve fagositozla tümör hücresini yok ediyor. Bununla ilgili bir faz 1 çalışmada PFS 8.2 ay bulunmuş, telomak çalışması var. Telomak çalışması başlamış. İşte Kasım eşte en altta gördüğünüz toplam yanıt oranları %21'e varıyor. Umutluyuz diyor. FDA'den hızlı değerlendirme onayı almış. Bu lacutamab. Immune checkpoint inhibitörleri tartışılır. Aylin Hoca biraz moral bozucu biraz şeylerden bahsetti. Immune checkpoint inhibitörlerinin kullanımı ile ilgili ama var pembrolizumab. Toplam yanıt oranları bakın %38, toplam sağ kalım 1 yıllık %95. Devam eden bir sürü çalışma var. Bunlar mı sadece değil? Aştaki inhibitörler ile hipometilici ilaçların kombinasyonları var. Var da var, yani çok var bahsedersek. Ben artık bizim yaklaşımımızla bitirmek istiyorum. Bizim tabii tartışılır, kişiden kişiye değişir. Artık ileri evre olmuş, tümöral lezyonu olan, büyük hücre transformasyonu olan, cilde yönelik tedavileri tüketmiş sıkıntılı hastaları gördüğümüzde yaşı uygunsa, fitse, allo nakili anlattığımda yan etkisini, sağ kalım oranlarını kabul ediyorsa hasta ve yakınları, daha doğrusu kabul ettirmeye çalışıyoruz uygun hastalarda. Allo nakil için hazırlıklar başlıyor. Görüyorsunuz sağ kalımlar evre 2B'den itibaren, ileri evreden itibaren. Peki brentuximab vedotin başlıyorum. Brentuximab vedotinle yanıt alabildiğimiz vakalarda yanıt alıyoruz %50'nin üzerinde. Daha nazlı yanıt verenler oluyor ya da iyi yanıt verip maalesef nöropatik etkisinden kullanamadığımız hastalar oluyor. Kesiyoruz, kestikten sonra başka tedaviye geçiyoruz ya da kesiyoruz belli bir süre nöropati geçince, ki hemen geçmiyor tabii, günler, haftalar, bazen aylar alıyor. Yan etki geçince dozu azaltarak yeniden başlıyoruz ama brentuximab vedotin bizi kurtarıyor. Yanıt aldıklarımızı ver, onay var, ver 16 siklus. Keşke 16 siklus daha da uzun verebilsek ama nereye kadar? Yani hasta fitse, uygunsa allo nakile bağlamayalım mı? Bir gün duvara toslayacağız, hastaya da anlatıyorum. Yani brentuximab vedotin süper iyi ama bir yerde duvara çarpacağız. En iyi vakitte nakile mi gitmek lazım? Yoksa ver babam ver, iyi ne güzel, hasta memnun, siz memnun, herkes memnun. Ama herhalde öyle gitmemek lazım. Peki bazıları uzun dönem sürdürebiliyor, bazıları ne güzel. Bazıları ise uzun dönem sürdüremiyor, yanıtsız kalıyor. O zaman da işte haftalık gemcitabin, yeniden dön dolaş aynı şeyler çevirebiliyorsunuz. Pralatrexat, yüz güldüren tedavi, ulaşabiliyorsak ne güzel. Mukozit var, folinik asitle yönetebiliyoruz, sorun yok. Aştaki inhibitörleri çok deneyimim yok, deneyim olan hocalarım yorum yaparsa sevinirim. Total cilt elektron tedavisi bizde yok ama iyi yanıtları var. Mogamulizumab'ı da umutla bekliyoruz. Bizim yaklaşımıza devam edersek allo nakili ben hala işin bel kemiği olduğunu, tek küratif seçenek olduğunu, seçilmiş zamanda yapılmış vakada iyi olduğunu,
unutmamak gerektiğini, ötelememek gerektiğini, riskleri iyi paylaşarak kabul eden aile ve hastayla geciktirmeden hastayı o bizim çalışmamızdaki gibi %75'i progresif hale gelmeden daha erken aşamalarda alunakille takip etmek gerektiğini söylüyorum ve sabrınız için çok teşekkür ediyorum.